Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ekotürk'te gün ortasına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Ahu Rakçıoğlu. Bir saatlik yayın kuşağımızda yine birbirinden değerli, kıymetli konuklarımız var. Hemen yanı başımda çok değerli bir merkezimizin hocası Sayın Atilla Dikbaş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahu Hanım. Hocam taze de ödül haberiyle geldiniz. Evet. Görüyoruz ama ben şöyle kısaca bir aktarayım. Profesör Doktor Atilla Dikbaş, İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü. Aynı zamanda da o çok kıymetli teknokentimizin kurucusu kendisi. Bugün ilk yarıda Atilla hocamızı ağırlıyor olacağız gördüğünüz üzere. Hemen arkasından da çok değerli bir pazarlama gurusu bizlerle bir arada olacak. Seda Mızraklı, CREA MICE kurucusu kendisi. O da çok büyük bir uluslararası bir zirve düzenliyor İstanbul'da 18-21 Ekim arası. Seda Hanım'ı da ikinci yarıda burada ağırlıyor olacağız. Evet, işte Atilla hocamızı görünce anladınız ki bugün gündemimizde girişimcilik kuluçka merkezleri var. Çoğunlukla da üniversiteler bünyesinde yer alan bu kuluçka merkezlerinden de çok parlak iş modelleri çıktığını biliyoruz. Müthiş bir katma değer çıktığını biliyoruz. Çünkü hep söylüyoruz ki hocam, Türkiye katma değerli bir üretim yapmadan, üretim yapısını, sanayisini yenilikçi, girişimci bir yapıya dönüştürmeden orta gelir tuzağından çıkması mümkün değil. En büyük sıkıntımız bu. Sizler de bunun için varsınız. Nerede ödül? Taze de bir ödül geldi. Ödülün duyurusu geldi. Kendisi de gelecektir mutlaka. Tebrik ediyoruz. Gurur duyuyoruz. Çok teşekkürler. Çok güzel nereden bir giriş geldi hocam? Merkezi Danimarka'da olan küresel ölçekte bir kuluçka ve akseleratör değerlendiricisi global. Start Evers aslında. Tebrik ediyoruz. 8 tane bölgeye yönelik olarak hem değerlendirmeleri yapıyor, hem uzmanlarla, belirli KPI'larla, bir takım kriterlere göre kuluçka sistemlerini değerlendiriyor, hem de halk oylaması yapıyor. Onun için küresel ölçekte en saygın kuruluşlardan birisi. Nedir kriter mesela hocam? Böyle küresel girişimcilerin sayısı, girişimcilik sisteminin, özellikle buradaki bu süreçteki verilen hizmetler, çıkan girişimlerin başarısı, almış olduğu yatırımlar gibi bölgeye yapmış olduğu katma değer. Siz biraz evvel o kadar güzel bir şey söylediniz ki, yani orta direkt tuzağı evet, bizim ülkemiz için önemli ama bütün küresel ölçekte aslında. Evet. Ben İspanya'da biliyorsunuz bu Uluslararası Teknoparklar Birliği'nin de toplantısından geldim. Tüm dünyada aslında girişimcilik ve inovasyon ve hatta 20'li yaşların altından başlayarak artık yeni modeller üretmekte. Biraz sonra belki söz açılırsa da bahsedeceğim. Sadece teknoparklar değil artık hani söylemler, bir takım alanların inovasyonu. Hı hı. Onun için hani bütün bunlardaki en önemli odak noktası kuluçkalar. Evet. Akseleratör, hızlandırıcılar. Onun için buradaki hani kuruluşların da aslında statüleri değişti. Onlar artık çok saygın kuruluşlar olmaya başladı. Hı hı. Bu kuluçkaları sadece bölgedeki girişimci sayısıyla bakmıyor. Bölgeye yapmış olduğu katma değerle ölçüyor. Hı hı. Yani bölgeye ne kattı, ülkeye ne kattı, dünyaya ne kattı. Evet. Onun için biliyorsunuz bizim şimdiye kadar hani 1300 şirketleşen 10.000'in üzerinde hakikaten çok ciddi girişimci yetiştirdik. Muazzam bunlar hocam. Hakikaten ne zaman kurulduğunu da belirtelim. 2011. 2011'de yani, bir İSKA projesiydi. Bir kar topu düşünün. Kar topu yuvarlandı. Müthiş. Devasa bir çığ haline muazzam geldi. Yani 10 yıl içerisinde binlerce şirkete dokunduğunuz gibi de ortaya çıkan katma değerin benim elimde sadece ihracat boyutu var. Evet. Çünkü bir önceki yayında hocamla onu konuşmuştuk biz. 2021'de neredeyse 500 milyon liranın üzerinde bir ihracata da katkı sağlamış bir merkezden bahsediyoruz. Sadece İTÜ Kuluçka'dan bahsediyoruz bu arada. Evet, bu çok önemli. Yani özellikle bizim Arı Teknokent'in aslında 1 milyar doları aştı. Kurulduğumuz günden itibaren 50 kat büyüdük ama son 2 yılda da 8.2 kat büyüdük. Yani pandemiyle beraber bir aslında bir kalkınma da oldu. Çünkü tabii, girişimcilerin bu dönemde kendilerine odaklı bu çalışmalarını yapabilme, bu fırsatları değerlendirebilme şansı oldu. Küresel ölçekte de tabii ki devinimler, yani girişimcilik ve inovasyon. Yani 2000'li yılların başında biz bu Arı Teknokent projesini hayata geçirdik. Dönemin rektörü Gülsün Sağlamer'le beraber dedik ki Türkiye için değil, küresel ölçekte dünya için bir teknopark olmalı. Hakikaten Sayın Rektör'ün o dönem söyledikleri şimdi
hayata geçti. Muazzam bir şey. Başlarken belki evet. içeride kaç şirketle başladınız ilk o 2011 senesi? Yani biz Arabir ile başladık. Değerlendirme kurullarında hep beraberdik. Önce bir duyurusunu yaptınız. Evet, evet. Önce bir duyurusunu yaptık. Orada 2500-3000 metrekarelik bir alanda başladık. Şimdi 75 bin metrekarelik kapalı wow. alana sahip. Evet. 332 tane çok değerli girişimci firmaya, Arge firmasına sahip, hı hı. 1300 yine çekirdekten çıkan girişimci bu firmalara sahip devasa boyutta bir teknopark olduk. Bir de şöyle Ava Hanım, buyurun. Şimdi İspanya'daki mesela Teknoparklar Birliği'nde konuşulan konular şu, teknoparklar değişiyor. Biraz evvel dediğiniz gibi katma değer üretecek ama bunlar uzmanlık alanlarına bağlı olarak da değişti. Yani her bölgenin kendi dinamikleri farklı alanlarda girişimci hı hı. yetiştiriyor. Her yani, ülkeden ülkeye de fark tabii, var çünkü şimdi. Her ülkenin belirli tabii ki bir SWOT yaparsınız. Güçlü yönleri var. Ülkenin dinamikleri, bölgenin dinamikleri bu güçlü yönlerde dikey alanlar, uzmanlık alanları açma gereği hissettiriyor. AOI dediğimiz yani Areas of Innovation yani alana yönelik inovasyon kavramı aslında son 5 yılda gelişti. Ne demek hocam? Biraz açar mesela mısınız? Mesela uzmanlık alanları, yaşam bilimleri ve sağlık teknolojileri, evet. enerji, otomotiv, finans teknolojileri gibi farklı alanlarda kümelenme yapan, o kümelenmelerdeki firmalarla büyüyen hı-hı. ve buna bağlı olarak farklı hı-hı. dinamikleri hayata geçiren o bölgenin katma değeri, otomotivse veya evet. enerjisi o noktada belirli noktada büyüme trendi. Türkiye'de kurulmuş gelişme. Bir İTÜ Arı Teknokent'in mesela bir daha çok uzmanlaşması hangi alanları oldu? Çok güzel. Aslında şöyle bir science parkken yani bir teknoparkken içinde birden fazla alan inovasyonu yaratan ve kümelenme yaratan farklı bir yapıyı oluştuk. İspanya'da da aslında yönetim kurulunda onları tartışıldı. Biz teknoparkken içinde bir takım EOI'ler de olan 8-10 tanenin içerisinde biz şimdi 6 tanesini çok hızlı hızlandırıcı programlarla geliştirdik. Farklı hibrit bir yapıya dönüşmüşüz. Biz bunları hani hakikaten büyük bir mantık ve analitik düşünceyle yaptık ama bu küresel ölçekte bambaşka anılan bir model haline geldi. Bu da çok önemli. Yaşam bilimleri... Siz İspanya'da bir sunum yaptınız mı? Yaptık İTÜ tabii evet. Enerji konumuz da enerjiydi. Hı hı. Çok 6 tane case sunduk. Bunlardan 3'ünü orada anlattık. Biz de enerjiyle çalışan ve küresel ölçekte iş yapan, faaliyet yapan, fatura kesen ve girişimciliği de bizden gelen yani çekirdekten gelip büyüyen, magnette hızlanan, ve daha sonra global hale gelen Danimarka'da ofisini kuran firmalar var. Muazzam. Bir firma mesela Smart firmasının mesela case'ini özellikle anlattık orada. İki tane de yine yeşil enerji konusunda uğraşan ve buna yönelik olarak modellemeler yapan firmaları anlattık. Bunlar aslında herkesi heyecanlandırdı çünkü bu yılki tema yeşil enerji, enerji ve inovasyondu. Son derece çünkü, anlaşılır değil mi? Avrupa'nın içinde olduğu enerji krizi. Evet, Rusya, evet. Dolayısıyla. Bu herkes kriz... cayır cayır enerji arıyor yani. Nerede, ne yapılabilir? Ve tabii enerji maliyetlerini düşürecek her türlü model ve girişim çok değerli şu anda. Çok enteresan. Türkiye'deki bu case'leri anlattığımız zaman global ölçekte yarışan büyük firmalarla eşit model üreten bir kez haline geldi. Panelde onu konuştuk. Yani Türkiye'de özellikle bu konuda çalışanların küresel ölçekteki rekabet edebilirlik gücünü de orada anladık. Evet. Ama çok gurur vericiydi. Küreselden de yatırım alıyor değil mi? İTÜ Arı Teknokent içerisindeki tabii. şirketler yatırım turlarına çıktığında çok ilgiyle de karşılanıyorlar. Bunun gibi çok örnekleriniz var. İşte yurt dışına pek çoğunu diyorsunuz. Şirket burada kuluçkalandıktan sonra küresel çapta bir şirkete dönüşüyor. Bu da ancak büyük yatırımlarla olabiliyor. Çünkü teknolojiden bahsediyoruz evet. herhalde. Şöyle yani biz tohumdan ağaca bir yaşam döngüsü aslında Ava Hanım. Geliyor proje aslında bir tohum. Filizlenirse bir diğer aslında filizlendikten sonra fidan haline geliyor. Ve ağaç olup da evet. normal teknopark şirketi halinde hayatını sürdürüyor. Ama her bir bu yaşam döngüsünün her bir evresinde biz onlara destek veriyoruz. Önce kuluçkayı alıyoruz, fide haline getiriyoruz. Evet. Sonra magnetle onları hızlandırıyoruz. Sonra uluslararası laşma konusunda da yurt dışına gönderiyoruz. Evet. Şimdi hedef büyük. Hedef çok büyük. Yani, ama küçücük bir şeyden, evet, çekirdekten evet. başlıyor. Çünkü yatırım miktarı da son geçmiş olduğumuz son 2 yılda yine o da 10 kat büyüdü.
500 milyon TL Big Bang sahnemiz var biliyorsunuz. Evet, her yıl biz bunları alıyoruz, bir yıla yetiyoruz. Sonra Big Bang sahnesini yatırımcılarla buluşturuyoruz tabii, aynı zamanda. O 50 milyondan 500 milyona çıkmıştı geçen sene. Bu seneki hedefimiz daha yüksek. Nedir hocam? Daha yüksekliğim sadece. Çünkü benim yani söylemiş olduğumuz şeyin arkasında kalmayalım ama çünkü bir yatırım, girişimci yatırım fonu kapsamında da çok önemli modellerimiz var, bir takım girişimlerimiz var. Yatırımcıların gözü ütü çekirdekte, ara dikdörtgende onu söyleyeyim ama. Yani hem içeriden hem dışarıdan zaman zaman... İTÜ Arı Teknokent'e gelip neler var neler yok elinizde diye soruyorlar herhalde size tabii, hangi firmalar kesinlikle. Var diye. Yani bir yatırım fonunun en önemli aslında platformu elindeki girişimler. Tabii. Yani biz aslında onlara sahibiz. Onun için bizimkilerin daha hızlı büyüyebilmesi için de bizim yapmamız gereken çok ciddi bir yatırım fonu platformu da var. Biz önümüzdeki yıllarda eminim bu söylediklerimizin birkaç katını konuşuyor olacağız Ahu Hanım. Evet. Hocam inşallah fakat başlangıça gidelim. Yani bir firma nasıl geliyor İTÜ Arı Teknokent'te bir kuluçka merkezine bir aday olarak karşınıza gelen firmada eligibility ne oluyor? Yani o seçim kriteri ne oluyor? Herkese açık mı? Yani İTÜ'lü bir öğrenci olmak gerekmiyor ya da nasıl oranın biraz kriterlerini bizi dinleyenler de merak ediyorlar tabii. Çünkü çok... bu kadar büyük hedeflere varmak isteyen, aklında parlak bir fikri olan, elinde imkanı olmayan çok isim var, çok gencimiz de var. Biraz anlatın bize. Tabii. Anadolu'ya açık mısınız mesela? Herkese açığız. 18 yaş ve üstü demiştik. Dün İTÜ'nün yapmış olduğu bir kadın girişimleri platformuna yapmış olduğu ve 14-19 yaş aralığı gençlere yönelik bir toplantıdaydık, ödül törenindeydik. Çocuklar beni sardı, bizi de alın dediler. Tabii ki alırız, ailenizden bir izin alın. Yani dedik. Teknokent'te yatırımcı herkes olarak açık. Mı girmek istiyorlar? Hayır, girişimci olarak girmek istiyorlar. O kadar değiller ki, girişimci olarak girmek istiyorlar. 14-18 yaş grubundan bahsediyoruz sevgili seyirciler. Ve onların, biz onlara çünkü destek vermiştik, çok değerli. Biz herkese açığız, Anadolu'nun her yerinden geliyor. Onu bırakın, dünyanın her yerinden geliyor. Sırf buradaki talepleri karşılayabilmek için ITU Seed adı altında yabancı girişimlerin burada Kuluçka'da firma kurmalarına yönelik özel bir alan yarattık, özel bir program yarattık. Şöyle kriterlerimiz, gerçekten bir iyi bir girişim fikri olan ve iş modeli olan herkese kapımız açık. Şimdi biz onların ne kadar iyi olabileceğini zaten hakemler kuruluyla anlayabiliyoruz. Çok tabii yıllar içerisinde çok... kendi içerisinde belli bir düzeni oluştu ve hakemler hakikaten çok konusunda tecrübeli. Kapıdan içeri her yıl 10 bin kişiye yakın girişimci geliyor. Evet. Ve bunların elene elene yani işte kapıdan gelenlerin herkesini alamıyoruz tabii. Dinliyoruz. Gruplar oluşuyor belirli alanlara yönelik olarak. Biraz evvel söylediğim area of innovation da çok önemli. Yani konusunda değerli bu girişimleri değerlendirebilecek kurullar var. Otomotiv de ayrı, enerji de ayrı, yaşam sağlık, yaşam bilimleri ve sağlık teknolojilerinde ayrı. Bunlardan yani hayır bir, daha olmamış, sen biraz daha çalış gel dediklerimiz oluyor. Ama içeriye soktuklarımız tabii ki daha fazla şey, önemli. Biz bu 10 binden yaklaşık 1500'ünü alıyoruz her yıl. Ve bunları her bir... gruba yönelik olarak eğitimlerden geçiriyoruz, koç atıyoruz, mentor atıyoruz ve artık İTÜ çekirdekli oluyor. Eline de bir kart veriyoruz, bölgeye girebiliyor, çalışabiliyor, eğitim alıyor. Yani eğitimleri de hem online veriyoruz hem fiziksel veriyoruz ve bütün kaynakları açıyoruz. Hocam bir fikirle gelmek yeterli mi orada? Bir fikirle gelmek yeterli. Bir numuneyle değil, bir fikirle gelmiş olması ama fikrin geleceğinin olması, yenilikçinin olması. Ve biraz da teknoloji tabanlı. Biz teknoloji son yıllarda, son iki yılda biraz daha teknolojiye önem gösteriyoruz. Dün lise öğrencilerinden bir tanesi çok enteresan, yani çok hakikaten dahi çocuklar var. Çok. Yani teknoloji, hani nereden biliyorsun bunları? Hem meslek liseleri, evet. Bir parça teknoloji odaklı olmasını çok önemsiyoruz. Çünkü artık teknoloji tabanlı büyüme önemli. Yani bir pazarlama, bir portal ve oradan bir satış yapabilip ticaretleşip zengin olmak da bir girişimcilik. Onları hiç yatsımıyorum ama bizim görevimiz bölgede teknoloji odaklı bir girişim platformu yaratmak. En çok ona ihtiyacımız var. En büyük katma değeri de teknolojiden geldiği son derece açık kesinlikle, ortada zaten. Kesinlikle. Onlar daha sonra konunun en iyi uzmanlarıyla ve koçlarıyla
eğitim alıyor ve onlar tekrar prezentasyon yapıyorlar. Ben bu aşamaya geldim. Tamam, puan alıyor, tekrar onları değerlendiriyoruz ve eğitime devam ettiriyoruz. Bir yıl sonuna kadar da bunlar iş modelleriyle, pazarlama stratejileriyle, eğer teknik bir araç üretecekse, bir prototip üretecekse, onların modellemesini yaptıracak bir alanımız da var. Yani üç boyutlu modellemesini yapacak bir modelleme alanımız da var. Onları da onların açıyoruz. Yani evet. Hizmet olarak müthiş açıyoruz. Bunlar. Tabii yani o söylemiş olduğum laboratuvarın, onu da İSKA projesinde yaptırmış, destek almıştık. 20 milyon TL idi o zamanki rakamı, düşünün. O kadar hani evet, önemli bir laboratuvar, önemli bir merkez. Bir yılın sonunda bunlar azalıyor tabii, 600'ü. Yani 10 binden 600'e iniyor. Ha. Daha sonra da yani işi, ben, prosesi sonuçlandıramayıp evet, ayrılanlar da ayrılanlar da oluyor. Peki. Ama bekleme de onlar. Yine waiting liste, önümüzdeki yıl yine gelecekler. Ama biz herkese eğitim vermeye gayret ediyoruz. Evet. Bir de misyonumuz o. Bir fırsat eşitliği içerisinde. Evet. Big Bang sahnesinde ise artık yatırımcılarla buluşturuyoruz son çeyrekte. Bütün bu yatırımcı ağı, uluslararası, küresel, ulusal, değil mi? Küresel, bütün var. Evet. Onların önüne çıkıp bir takım demo day'ler yapıyoruz. Yani çıkıyor, kendi projesini anlatıyor. Heh, evet, verebilirim diyor. Onu bir kenara koyuyoruz. Ve sonra o aralığın ilk haftasında yaptığımız o Big Bang sahnesinde girişimler kendi projelerini anlatıyor ve yatırım alıyor. Geçen sene 458 milyon TL yatırım aldı buradaki girişimler. Müthiş. Şu anda büyüyen ve hatta küresel ölçekte fatura kesen noktaya geldi çoğu. Yani 80 tane girişimimiz hakikaten firmalarını kurdular ve çok ciddi bir küresel ölçekte büyüme eğilimindeler. Oradaki 1300 şirketten bahsediyoruz Ava Hanım. Evet, bugüne kadar 11 yılda. Bir ekosistem, yani normalde gerçekten muazzam bir ekosistem. Oradaki başarılı örnekleri soracağım ama hani bir ortaya iş ürünü oluşturdular, prototipi geliştirdiler. Bir de işin hani pazarlama, iş modeli yaratma, işin sürdürülebilirliği noktasında bir hani orada bir desteğiniz var mı sizin? Çünkü o ikisi her zaman yan yana olmayabiliyor girişimcilerin. Çok doğru. Çok da özünde bir soru. Yani, evet, evet. Çünkü iş modelini yapmadan... Çünkü yatırımı veren yatırımcı da buna tabii, bakıyor. Bu çocuklar çok güzel bir iş yapmışlar da bu işin hani sürdürülebilirliği sağlamak adına stratejileri var mı kafalarında? Ve onun için o adımları atma noktasında bir know-how, o da ayrı bir know-how. Evet. Onların hepsi, o mentorlarımız daha çok iş odaklı. Yani business stratejilerini geliştirmeye yönelik olarak gerekli koçlukları veriyor. Olmayan zaten çıkamıyor Ava Hanım. Big Bang sahnesinde bir başarı elde etmek durumunda. Prototipini geliştirip bir lisans, ki patent ve lisanslama çok önemli bizde. Mutlaka ve mutlaka yapmış olduğu girişimin özgün ve tekrarlanan bir girişim olmadığını ispatlamak durumunda. O çok önemli. Prototipini de yaptıktan sonra, daha sonra iş stratejisini, iş modelini yapmadan da Big Bang sahnesine çıkamıyor maalesef. Yani olay sadece bir fikirle, o fikri geliştirerek, kuluçkulandırdıktan sonra belki üç boyutlu hale dönüştürmek değil, Big Bang sahnesine çıkabilmesi için rasyonel bir iş modelinin, pazarlama stratejisinin çok kapsamlı bir raporla birlikte size herhalde bu şeyi teslim etmesi gerekiyor. Ve kanıtlarıyla beraber. Kanıtlarıyla birlikte. Evet. Çünkü bazıları fatura da kesiyor o zamana kadar. Yani bir yıl içerisinde faaliyete geçen girişimlerimiz de oluyor. O da çok değerli. Evet, yani biz onları daha sonra kuluçkada biraz daha tutuyoruz. Hızlandırıcı noktasına gönderiyoruz. Ve hatta yurt dışına götürüp markalaşmasını, yani uluslararası pazarlarda müthiş, biz onları tanıtıyoruz. Bu yıl da Londra'ya gidiyoruz. Öyle mi? Evet, 18 girişimle pandemide gidememiştik. Şimdi Londra'da Ticaret Bakanlığı'nda destekleriyle. Bunlar yatırım turu için. Tabii değil Londra'da. Tamam, evet, noktadır, evet. Çünkü biz bunları hazırlıyoruz. Bakanlığa sunuyoruz. Bakanlık da bu programları desteklenmeye layık görüyor. Bu yıl Arı Teknokent 2 yıl sonraki bu pandemi sürecinden sonra ilk ziyaretini Inogate Londra. Hocam. Evet. Kimlerle gidiyorsunuz diye soracağım. O zaman şöyle birkaç tane vaktimiz de var. Bir 10-15 dakika kadar sizi ben burada birazcık tutmak istiyorum. Böyle bize güzel örnekleri, en başarılı, en parlak örnekleri biraz paylaşır mısınız? Tabii. Farklı sektörlerden.
Tabii yaşam bilimleri ve sağlık teknolojileri alanında hatta bir program yapmıştık, hatırlıyor musunuz? Tabii hocam. Kulaktan. Girişimcileri aldı geldi. Bunu da devam ettireceğiz bu arada sevgili çok iyi olur. Atilla Dikbaş hocamla. Çünkü gerçekten çok etkileyici girişimcilerle geldiniz. Evet. Yani unutmak mümkün değil. Şimdi daha da iyileriyle beraber umarım bu programlara devam ederiz. Sağ olun. Evet. Biraz anlatayım. Vagusteam'i bir parça biliyorsunuz. Yani özellikle bu kulaktaki kemikten sinyal alarak özellikle bağırsak ve baş ağrısı gibi fizyolojik hastalıklara cevap verebilecek bir buluş. Harvard Üniversitesi'ne satıldı, düşünün. Evet. Mehmet Toner hocamızla bir işbirliği protokolü yaptık. Uluslararası işbirliklerimiz tabii burada çok önemli. Yani Harvard'a ulaşmak her bir girişimci için nasip olmayabilir ama Harvard bizim bu... üzerinde çalışma mı yapıyor? Hayır, aldı. Prototipini aldı. Satın aldı. Satın fatura aldı. Kesti çocuk. O süreç tamamlandı. Tabii yani. Ki. Ve orada hastanede o... buluşun diyelim veya o patentlenen buluşun farklı varyasyonları yapılacak ve denenecek. Tam onlar neyi hedefledi hocam mesela o? Bu cihaz daha da küçülecek ve bu mesela sizin bağırsakla ilgili probleminiz var, baş ağrınızla ilgili problem var. Oradaki sinyallerle bunun tedavisine yönelik olarak ciddi bir araç. Yani bu bir cihaz yani aslında. Teşhisi koymayı kolaylaştıran evet. Bir cihaz. Evet. Nanomik var. Mesela Buse umarım gelir. O kadın girişimcilere özellikle önem veriyoruz Hava Hanım. Kadınlar biliyorum, bu işte çok önemli. Çok organik gıda koruyucu yaptı. Tarımın ta başlangıcından mesela üzümü ele alalım. Yani bu asmanı yapraklarının korunmasından daha sonra üzümün korunmasına kadar organik esaslı bir koruyucu geliştirdi ve yurt dışından çok ciddi bir yatırım aldı. Evet. Bizim biliyorsunuz opsiyon haklarımız var. Her bir yatırımcı bizim aslında her bir girişimci bizim ortağımız. Yani biz onlara opsiyon haklarıyla yanında duruyoruz ve onlara her türlü yatırım alanında da destek oluyoruz. O çok önemli. Mimarlık sektöründe, yapı sektöründe BİM Kron diye yine çok değerli bir kadın girişimci var. O dünyadaki inşaatlara yönelik olarak. Hocam. Evet, benim alanım. Nasıl bir yenilik var orada? Çok. Bina bilgi modellemesi diye bir kavram var tüm dünyada. Yani siz bir bina tasarladınız, diğer mühendislik, elektrik, mekanik, statik ve işletme hatta yapıldıktan sonra işletmede her türlü problemi anında görebilecek bir metaverse kavramı. Yani bir dijital ikisini yaratıyoruz. Yani bir bina... Eskidikçe, binanın avatarı gibi. Evet ve yani işletmede bir problem çıktı. Neresinde çıktığını aslında modellemeden yapıp kimin onu daha önce inşa ettiğini veya o cihazı kimin koyduğunu, detayı ne olduğuna yönelik olarak ciddi bir bilgi modelleme sistemi. Bunun aslında Metaverse'le Dijital X'de bağlandığı önemli bir girişim. BİM Kron aslında hakikaten bizim alanımıza... Başka bir yere taşıyacak herhalde değil mi? Hem kesinlikle, kesinlikle. İnşaat tarafını, hem işletme ve tarafını, işletme tarafını. Daha özellikle Sintonim yine benim özellikle burada konuşmasını istediğim girişimlerden birisi. Yüzü değiştirerek özellikle bu bizde de çok önemli olan KVK kapsamında yani yüzün tanınmadan... sosyal ortamda haberleşmesini sağlayabilecek ciddi bir girişim. Ne demek hocam? Mesela tamam, arabayla gidiyorsunuz. Normalde çarparken resimliyor. Fakat o resimin başka yerde yayınlanması aslında yasak. Yani evet, sizi, yani evet, kişisel verileri koruma. Bütün dünyada yasak. Onu dijitalleştiriyor, farklı bir yüz haline getiriyor. Bütün bunları anında yapabilecek ve anında konuşurken bile sizin yüzünüzü değiştiren tamamen asenkron değil, evet, senkron evet. Olan bir yazılımı geliştirdi. Yani. Evet, evet. Yani bütün bunlar özellikle dijital sağlık alanında da SİBA çok büyük bir firma haline geldi. Özellikle yoğun bakım ünitelerinde tüm bilgi sistemini cep telefonundan halleden bir aplikasyon geliştirdi. Ve Amerika'daki devlet hastaneleri dahil olmak üzere birçok hastanenin yoğun bakım ünitelerine bunu sattı. Ve Amerika'da giderek büyüyen bravo. Bir dijital sağlık girişimi evet. İTÜ'lü iki hocanın aslında yapmış bravo. Olduğu bir girişim. Umarım o da bu kadar yoğun iş temposundan vakit bulup gelebilir ama yani bunları söyleyince tabii diğerlerini söyleyemiyorsam hani sürekli diğer girişimler yani beni affetsin. Hocam ilk aklına gelenleri şöyle hızlıca bir toparlamaya evet. Çalışıyor.
Bunlar içerisinde biraz hani şu sürdürülebilirlik konusuna da girelim. Orada tabii. da herhalde en başta enerji dediniz. Hazırda tam İspanya'da enerjiyle ilgili sunumlar yapılmışken ve enerjiyle ilgili bu kadar büyük bir çaresizlik varken, yani kaynaklarda bir sıkıntı yok, tamamen politik nedenlerle ciddi bir sorun mesele yaşanırken yenilikçi ne var? Enerjide yani biz teknoloji tabanlı olan bu mesela güneş panellerinin daha verimli hale getirilebilmesi için birçok girişim var. Tüm dünyada var. Başta Çin olmak üzere. Hı hı. Yani Türkiye'de de bizim hocalarımız bu konuyla ilgili olarak çalışıyor. Bunlar zaten gidiyor. Bu bir alan. Ama şu anda dünyanın uğraştığı konu şu. Yani bu teknolojileri kullanmadan da enerjiyi nasıl verimli kullanabilirim ve maliyetleri ne şekilde düşürürüm? Evet. Onun için de tabii bu dijital ikiz kavramı çok önemli Hanım. Siz enerji kullanımını modellemeniz gerekir. Hmm. Binanızı, enerji modelini yapacaksınız ki nerelerde kaçak var, evet. nerelerde boşuna enerji gidiyor. Yani insan yok ama orası ısınıyor. Hmm. Veya bir yerde kayıp var, yani bir kaçak var. Şu an kayıp kaçağı yakalamak üzerine kurulu bütün teknolojilerde aslında enerji verimliliğini belki neredeyse 3-4 kat oranında artıracak tabii. bir konsantrasyon alanı. Biliyorsunuz bu özellikle insanı tanıyan bütün ortamda bu insan davranışını hatırlayarak tekrar ortamı otomatize eden ve şartlandıran sistemler var. Bunlardan bir tanesi yine bizde Smart, hatta bir VR laboratuvarı kuruyoruz Arıaltı'da. Biz sadece enerjiyle çalışanları ayrı bir binaya topladık Hanım. Arıaltı bizim enerjiyle çalışan bina girişimlerimizin bir olduğu bir konsantrasyon küme. Burada? Evet. Mesela Smart'e şunu yapıyor, buradaki enerji modellemesini çıkarıyor ve buna yönelik olarak da bu dijital ikizden kayıpları tespit ediyor ve bunların ortamda otomatik olarak kapanması ve orada daha önceden bu iklimsel konfora yönelik olarak, hazırlığına yönelik olarak ciddi bir aslında yazılım ve cihaz. Evet. Bu cihazları kendileri ürettiler, Arıaltı binasında yaptık. %38 daha düşük enerji tutar. Bütün kiracılar o zaman tabii ki daha mutlu oldu. Çünkü işletmeden gelen buradaki faturalar azaldı. Burada yeni bir bina olması, belli bir sensör sistemi falan değil, her tür binaya uygulanabilir. Her tür binaya, o açıdan söylüyorum. Sensör vardı evet. mutlaka herhalde. Bilemiyorum tabii, sistem karmaşık uzaktan, olabilir. Mesela bunların uzaktan yönetilmesi önemli. Yani evet. siz sonuç olarak bu sensörler vasıtasıyla bunları yapabilirsiniz ama bunlar yerinde çalıştır. Datanın işlenmesi, analiz edilmesi ve oradan bir ve gerçekten doğru gibi. İşliyor mu? Onların uzaktan yapılıp Hı-hı. bütün bu kayıpların, çünkü normalde gün içerisindeki enerji dolaşımını bu sensörler sayesinde evet. yapabiliyorsunuz ama tamamen off edebilecek veya bir kaçak varsa bunun tamirine hemen işletmesel olarak müdahale evet. edebilecek bir sistemin oluşması yapay gerekiyor. Yapay zekanın ve ciddi bir yazılımın devrede olması lazım. Belli kriterleri karşılayan meçeden. Hocam şimdi mesela güneş enerji panelleriyle ilgili dediniz az önce mesela. Hani malum güneş enerji santralleri kuran, panel üreten firmalarda muazzam bir patlama yaşanıyor. Türkiye'de de öyle. Herkes harıl harıl konutunu, sanayi, işte bacası tüten her ne varsa her şeyi güneş enerjisiyle, rüzgar da çok tabii etkili ama güneş tabii çok daha pratik. Hani biraz daha kullanımı, daha kurulumu daha kolay. O yüzden biraz sizin ihracatçı birlikleriyle de ciddi bir entegrasyon içerisinde olduğunuzu, bilgi paylaşım içinde olduğunuzu, bir sinerjik işbirliklerini aynı zamanda sağladığınız, o platformu da yarattığınızı biliyorum. Neler söylersiniz, orada nasıl neler var? Başta İSO. Tabii. Şimdi şöyle, İstanbul Sanayi Odası ile biliyorsunuz geçen sene sürdürülebilirlik temalı bir çağrı çıkmıştık ve oradan hakikaten çok ciddi bir atılım yaptı girişimlerimiz. Mesela bir tanesi Kozalak, bu bizde, hatta İTÜ Mimarlık'tan mezundur oradaki çocuklar da ağaçlara sensör koyarak hemen yangını tespit edip bütün o sulama müdahale sistemlerini harekete geçirebilecek bir sistem. Bunun gibi birçok girişimimiz İSO'dan destek aldı. İlk can suyunu aldılar. Hı hı. Bu böyle bir tarafta dursun ama sizin söylediğiniz çok önemli bir cümlenizin içinde bir püf noktası var. Üniversite sanayi işbirliği aslında. Üniversite sanayi işbirliğinde. Ama bir yandan da olmuş, iki olmuş şirketin bir araya gelmesi. Mesela güneş panelleri. Evet. Üretim biliyorsunuz prototip yapabiliyoruz ama üretim yapamaz. Teknoparkların öyle bir alanı yok. Organize sanayi bölgeleriyle özellikle çok ilintili, daha böyle teknoparkların üretime odaklı harekete geçirebileceği bir modelin aslında geliyor yavaş yavaş. Biz girişimlerin
özellikle bu tip büyük üretim yapabilecek kapasiteye sahip olanların, biraz evvel söylediğiniz gibi ihracatçılar birliğiyle, organize sanayi bölgeleriyle falan bu ilişkilerin networklerini kurmaya başladık. Mesela bir hocamızın bu biraz evvel söylediğimiz güneş paneli başka bir alana gitti. Organize sanayi bölgesinde fabrikasını kurdu. Orada çok ciddi olarak patentli olan girişimini ihraç edebilecek noktaya getirdi. Ama bunlar tabii kişisel gayretlerle olan şey. Mevzuata yönelik olarak çok önemli evrilme yaşadı 4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu ama teknoparklar içerisindeki alandaki bu sistemi hem teknoparklar arasında açık dolaşımı sağlayacak hem de organize sanayi bölgeleri hatta bu serbest bölgelerle işbirlikleri yapacak, belli modeller yapacak, üretime odaklı. Yani teknolojisini üretebilecek teşvikler, destekler, vergi mevzuatlarının artık çıkacağı günlere yaklaşıyoruz. Yani bunlar çok önemli. Var ortada. Tabii var. İhtiyaca dönük bir teşvik verilmesi şeklinde. Çünkü teknoloji gelişme bölgesinde buluşunu yapıyor. Teknolojisini sınıyor ve buna yönelik olarak elinde bir patenti var. Üretime gelince bambaşka bir artık başka bir rotaya giriyorsunuz. Ona yönelik olarak da var ayrı birçok model ve teşvik var ama bu mekanizmaları bütünleştiren bu rotaları birbirlerinden kopmadan hızlıca takip edebilen bir mevzuata evrilmesine de ihtiyaç var. Evet. Siz hocamla biz geçen sefer yayınımızı arkada yapmıştık. Hocamızın çok büyük bir, çünkü hayali bir bahsettiğimiz şey değil mi? Evet. Biraz çok kısaca aslında girizgahı yapmış bulundunuz ama sadece İTÜ Arı Teknokent değil, Profesör Doktor Atilla Dikbaş aslında Türkiye çapında belki küresel bir network ağı içerisinde de değil mi? Bir sinerji yaratabilecek bir işbirliği ağı, bir yandan da sanayi odaları, ihracatçılar, sanayiciler yani muazzam bir aslında bir dönüşümü sağlayacak. Öyle bir ne diyelim bir ekosistemi. Ata. Evet. Anadolu teknoloji ağı diyorum. Evet. Her bir ayrık teknoparkın aslında bir bütünün çok önemli katma değer üreten bir parçası olduğuna inanıyorum. Sadece teknoparkların değil, bunlarla bütünleşik faaliyet yapan organize sanayi bölgeleri, araştırma merkezleri, hatta serbest bölgelerle bir bütün içerisinde hatta bu kuluçka ve girişimcilikte liselerdeki gençlerin de hatta atölyelerini içinde bulunduğu büyük bir ağın aslında içinde bir model yaratmalıyız. Ben ona Anadolu Teknoloji Ağı dedim. Ama kısaca ne ATA. Olmuş. Ne güzel olmuş o isim. Ne kadar yakışmış yani. 2008'de yine Sanayi Bakanlığı yapmış olduğumuz bilişim valisi fizibilite raporunda bahsetmiştik. Böyle bir model hakikaten çok olursa çok önemli. Ben aynı zamanda teknoparkların özellikle bölgesel güce sahip İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi büyük teknoparkların olduğu bölgelerde liseleri himaye altına alıp yani onlara destek vermesini çok önemsiyorum. Dün onu konuştuk. Lise derken ekseriyette mesleki liseler mi? Meslek liseleri olabilir, fark etmez ama girişimciliğin oradan başlatacak bir model. Girişim atölyelerini mesela 10 tane devlet lisesinde çocukların girişimcilik atölyelerini hatta yaz okullarını teknopark bir şekilde himaye etse, oradaki çocuklara dokunsa ve orada atölyeleri olsa veya oradaki atölyeler yani yoksa bile buraya gelse. Kapılarını başarılı, yetenekli, zeki 13-14 yaşındaki, 15 yaşındaki liseli çocuklarımıza açmalılar diyor Atilla Dikbaş. Çünkü asıl ne diyelim tohumlar orada atılıyor. Tohumlar orada atılıyor. Profesör Doktor Atilla Dikbaş, sizi dinlediğim zaman, izlediğim zaman içime umut doluyor, heyecan duyuyoruz. Eminim izleyenler, Ekotürk izleyenleri de işte hani bu yapılan işleri, aynı zamanda bu yapılan işlerin taşınmak istediği noktayı dinledikleri zaman hepimiz hani gözlerimiz doldu, heyecanlandık, yolumuz açık olsun. Bir de gençlerin hakikaten bütün heyecanlarını, katılımını desteklemek lazım. Evet, İstanbul heyecanı sönmesin. Büyükşehir Belediyesi ile biliyorsunuz çok önemli bir işbirliğimiz var. İstanbul Planlama Ajansı'nda oradaki kampüste biz büyük faaliyetler yapıyoruz. 14, 15, 16 Ekim'de de First Hand etkinliği var. Bunlar tüm üniversiteli mimar, iç mimar, tasarımcılara yönelik onların buluşlarını orada sergilediği büyük bir tasarım festivaline destek oluyoruz. Peki. İstanbul Planlama Ajansı'na da buradan teşekkür ediyorum. Ev sahipliği ama orada birçok girişimci ve kuluçka merkezi ve gençler kendi tasarıma yönelik olarak yapmış olduğu buluşları ve tasarımlarını sergileyecekler. Müthiş. İnşallah bunun da bir Ekotürk olarak bir medya destekçisi oluruz. Teşekkür ederiz. Gün ortası olarak inşallah burada
gündeme getirelim. Ağırlayalım o değerli kıymetli gençlerimize. Çok teşekkür ediyorum ben hocam. Ben teşekkür ederim Avun. Buradan kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamların ardından Seda Mızraklı bizlerle bir arada olacak. Çünkü az önce de bahsettik, İstanbul'da önemli bir pazarlama zirvesi eli kulağında 18-21 Ekim tarihlerinde dünyadan önemli katılımcılarıyla toplanacak. Seda'nın bu işin kurucusu. Çok daha başka işleri de var Seda Mızraklı'nın. Biraz kendisini de profil olarak elimizden gelince kalan sürede tanıtmaya çalışacağız. Görüşmek üzere.